Kaptanınız konuşuyor. Hazırlıklarımız tamam. Şu an uçuşa geçiyoruz. Selamlar. Soundcore Strike 3 7.1 surround ses destekli oyuncu kulaklığıyla karşınızdayız. Bu videoyla aklınızdaki pek çok soruya cevap verebileceğimizi düşünüyoruz. Aslında Soundcore ülkemizde Razer ya da Logitech gibi popüler bir marka değil. Dolayısıyla da markayla ilk kez karşılaşan ve acaba ürünü alsam mı diye düşünen oyuncuların haliyle aklında normale kıyasla biraz daha fazla soru olması da normal. Soundcore Strike 3 7.1 surround ses destekli bir oyuncu kulaklığı. Zaten ürünün kutusunu elinize aldığınızda da ilk dikkatinizi çeken 7.1 ibaresi oluyor. Zira özellikle online oyunlarda bu ibare sayesinde normale kıyasla çok daha zevkli dakikalar yaşayabiliyorsunuz ve bu cihaz da bunun için burada. Yaklaşık 395 gram ağırlıktaki cihaz gösterişli bir tasarıma sahip. Pedleri gayet büyük, bu sayede kulaklarınızı rahatlıkla içine alabiliyor ve uzun kullanımlarda dahi bir rahatsızlık hissi oluşturmuyor. Tabii istenildiği takdirde kafa ve kulak yapılarınıza göre de ürünün konumlandırmasını yapabiliyorsunuz. Bir de yumuşak bir kafa bandına sahip. Lakin boyut ve konum ayarlama kısmında pek de seçenek sunulmamış. Örneğin pedleri 90 derecelik açıya kadar yanlara doğru açamıyorsunuz. Pedlerin güzel bir tarafı ise uzun süreli kullanımlarda dahi ısınma ve terleme gibi can sıkıcı detaylarla karşılaşmamanız için jel enjekte edilmiş yapıda geliyor olması. Bu sayede ürünün olabildiğince ısınmaması hedeflenmiş. Örneğin bu kulaklığı bir şeyler dinlemek, izlemek ve oynamak amacıyla yaklaşık 5 saat boyunca neredeyse hiç çıkarmadan kullandım ve deneyimim sonucunda kulaklığın bana getirisi olarak bir terleme ya da bir sıcaklık belirtisiyle karşılaşmadım. Bu tip pedler özellikle örgü kumaş tipteki pedlere kıyasla çoğu zaman daha iyi sonuçlar verebiliyor. Genellikle plastik malzeme kullanılarak hazırlanan ürünün kulaklıklarının üst tarafında LED aydınlatma sistemine de yer verilmiş. Açık bir mavi renk var ve gerçekten güzel görünüyor. Peki ışık tarafında programlama yapabilir miyiz? Renkleri değiştirebilir miyiz? Bu gibi sorular tabii ki gelecektir. Cevap verelim. Maalesef herhangi bir düzenleme yapamadığınız gibi ışıklandırmayı kapatamıyorsunuz da. 2 metre uzunluğunda USB kablosu bulunuyor. Uzun kullanımlar için gerçekten sağlam bir çözüm sunduğunu söyleyebiliriz. Kablonun üzerinde bir de ufak panel yer alıyor. Buradan ses ayarlaması yapabilirsiniz. Mikrofonu açıp kapatabilirsiniz ya da 7.1 ses sistemini aktifleştirebilirsiniz. Bu arada mikrofon demişken bunun da bir eklenti olarak sunulduğunu, ihtiyaçlar doğrultusunda takıp çıkarılabildiğini belirtelim. Taktığınız ve aktifleştirdiğinizde ucundaki LED gösterge yeşil olarak yanıyor. Bu sayede açık olduğunu fark ediyorsunuz. Kapattığınızda ise kırmızı renge bürünüyor ve yine şu şekilde rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Peki mikrofonun ses kalitesi nasıl diyecek olursanız genel olarak beğendiğimizi söyleyebiliriz. Her zaman söylüyoruz, özellikle online oyunlarda takım olarak hareket ediyorsanız ve sürekli arkadaşlarınızla iletişim halindeyseniz mikrofonlar gerçekten çok önemli. Mikrofon tarafında söyleyeceklerimiz henüz bitmedi. IPX5 sertifikası bulunuyor. Yani kısaca sıvılara karşı dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu ne anlama geliyor? Biliyorsunuz oyun esnasında bazen arkadaşlarımızla hararetli sohbetler içinde olabiliyoruz ve ister istemez salya ya da tükürük faktörü mikrofona bulaşabiliyor ya da yine oyun oynarken bazen bir şeyler içebiliyoruz. Burada da bir dökülme yanlışlıkla meydana gelebilir. İşte bu gibi durumlarda bize gayet sağlam bir deneyim sunulmuş diyebiliriz. Peki sunulan ses kalitesi nasıl diye soracak olursanız PC ve PlayStation 4 tarafına yönelik olarak kısa kısa yorumlarımızı sizlerle paylaşalım. Öncelikle ürünü PC'de kullanacaksanız Soundcore'un resmi web sitesi üzerinden ilgili yazılımını ücretsiz olarak indirmenizi öneriyoruz. Burada surround tarafından equalizer ayarlarına kadar bazı düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Açıkçası bu programın biraz daha detaylı olmasını beklerdik. Yine Windows 7, 8 ve Windows 10 desteğinin de bulunduğunu belirtmeliyiz. Ürün
52 mm'lik sürücülere sahip ve bu sayede PC'de gerçekten derin baslar ve net tizler sunabiliyor. Sadece oyunlarda değil, müzik dinlerken ve film izlerken bile duyduğunuz işitsel detaylardan zevk alıyorsunuz. Hele de 7.1 modunu aktifleştirdiğinizde işitsel detaylar daha da kaliteli bir hal alıyor ve özellikle online oyunlarda en ufak işitsel detayların dahi hangi yönden geldiğini fark edebilmek ve buna göre hareket edebilmek gerçekten büyük bir avantaj. Ürünü aktif bir şekilde kullandığınızda dış dünyayla bağlantınız neredeyse kesiliyor. Peki ses sızdırması oluyor mu diye soracak olursanız, en yüksek ses seviyesinde kullanıyorsanız ufak da olsa bir sızıntı var. Ama uzun süreli kullanımlarda en yüksek ses seviyesinde kullanmamanız gerektiğini hatırlatın. PlayStation 4 tarafına geldiğimizde ise Strike 3'ün PC'ye kıyasla daha düşük bir performans sunduğunu, dolayısıyla çoğunlukla PC kullanıcıları için tercih edilebilir bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Peki Nintendo ve Xbox gibi konsollarda da kullanabilir miyiz diye soracak olursanız, hayır kullanamazsınız. Ancak USB ses çıkış desteği bulunan diğer elektronik cihazlarda da bu ürünü kullanma şansınız var. Ama bir oyuncu kulaklığını da PC ve konsol dışında diğer platformlarda kullanmak ne derece doğru olur? Bu da kişiden kişiye değişir. Toparlamak gerekirse SoundCore Strike 3 özellikle PC cephesinde kendi sınıfında iyi bir tasarıma ve iyi bir ses kalitesine sahip. Ürün ülkemizde 500 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.